Merhabalar, ben Asil Moray. Bugünkü konumuz çok tehlikeli bir konu. Bakın, manipülatörler etrafımızda cirit atıyor, her yerdeler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor hepimizin. Öyle bir manipülasyona uğruyor olabilirsin ki ruhun duymaz. Dersin ki ben bu adama, bu kadına neden bu kadar çekiliyorum? Halbuki manipüle ediliyorsun. Ve onu aşk sanıyorsun. Ve kurbansın belki de. Seni oradan çıkarmaya geldim at gözlüğünü çıkarmaya geldim. Bir şeyleri tüm gerçekliğiyle, çıplaklığıyla sana anlatmaya geldim. Birincisi manipülatörlerin en çok kullandığı taktik suçluluk yükleme. Karşı tarafı suçlu hissettirmek için baskı uygular. Mesela en basit örnek der ki beni sevseydim bunu yapmazdım. Adam öyle bir şeyde kalıyor ki ya evet ben ya ben seviyorum. Sevdiğimi ispat edeceğim. Sevdiğimi ispat etmek için daha çok, daha çok kendimden vereceğim. Daha çok fedakar olacağım. Daha çok onun gözüne... manipülasyona uğradın ha. Bilmiyorum farkında mısın? Bakın, çok önemli. A, yanıltma. Manipülatörler yanıltır. Bunu daha çok erkekler yapıyor. Bakın aman dikkat deyim. Aman dikkat deyim. Bir olay oldu, bir şey oldu. Olayları çarptırır. Sen yanlış hatırlıyorsun. Sen doğru hatırlamıyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Sen şöylesin. Ya ben çok iyi eminim hatırlıyorum yemin ederim şöyle oldu böyle oldu. Karşı tarafın gerçeklik algısı kaybolur. Der ki Aa, o kadar baskıladı yemin etti. Ben mi hatırlamıyorum acaba ya? Ben yanlış yaptım sanırım. Dikkat et manipülasyona uğradın. Bakın kendi eminliğinizden vazgeçmeyin. Kendin eminsen o olayın baş kahramanı sensen hatırlıyorsundur zaten. Manipülatörlerin kullandığı en tehlikeli maddelerden biri sessizlik, belli belirsizlikte bırakmak. Bak bunu kimler yapıyor? Ben söyleyeyim mi? Erkeklere dikkat edin. Yan yanayken çok güzel. Ama uzakta mesajla ne oluyor? Bir belirsizlikte bırakıyor. Bir soğuk yapıyor. Bir olay oluyor küsüyor. Sessizleşiyor. Engelliyor belki de. Sen daha çok üsteliyorsun. Hırs yapıyorsun. Bu da çok tehlikeli bir manipülasyon taktiği. Neden bunları görmüyorsunuz? Gördüğünüz zaman bir algınız açıldığında o zaman zaten bambaşka bir gerçeklik duygusuyla aa, karşılaşacaksınız. Ben sadece çok seni sevdiğim için gözünü açmaya çalışıyorum. Bunlara pabuç bırakmayacağız. Çok tehlikeli bir şey var bak. Bir insan bir şey istemediğinde der ki ya hayatım şunu istemiyorum rahatsız oluyorum falan. Bunu daha çok kadınlar da yapıyor. Pasif agresif davranış. Bu ne demek? Bir olay oluyor surat asarak konuşmayarak. Hmm, böyle oldu ne oldu anlasaydı. Bu da bir manipülasyon ha. Çok tehlikeli bir manipülasyon. Erkekler de yapıyor. Sen ne oldu niye surat asıyorsun yok bir şey. Ya bir şey oldu söylesene. Yok bir şey. Kadınlar da yapıyor. Ne oldu söyle bilmiyorum. Yok bir şey. Orada kendini sorgulamaya başlıyorsun o defa. Bak bunlara geldiğiniz zaman bu a, örümcek ağ gibi düşün. Her yerini sarmış senin. Sen kurbansın. Oradan böcek oradan senin bir türlü yiyecek var ya. Her tarafını çeviriyor ve oradan çıkmak için büyük bir çaba harcayacaksın. Umarım çıkabilirsin. Bir diğer manipülasyon taktiği mağdur rolüne bürünme. Kendisini her zaman acındırır. Ben ne acılar çektim biliyor musun? Benim şöyle şöyle oldu. Benim çok canım sıkkın. Benim çok moralim bozuk. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Kendisini acındırır, acındırır. Karşı taraf bir süper kahraman rolüne bürünmeye başlar. Tabii ki ben buradayım. Sen hiçbir şey yapma. Gel, gel sarıl bana. Halbuki bunu, o manipülasyonlar bu noktaya getirdi o kişiyi. Erkekler de yapıyor. Şöyleyim. Alevi sorunlarım var. Böyle, şöyle. Ne oldu sonunda? Sen daha çok onu korumaya sahiplenmeye çalışıyorsun. Kadınlarda da var onlar da yapıyor. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Çok bu çok kurnaz, çok sinsi, çok dehşet bir taktiktir. Özgüvensizlik üzerinden vurur. Mesela yakınlaştınız, cinsel geçti bilmem ne. Direkt ya çok kötüydü ya. Sen bu işi bilmiyorsun. Sen öpüşmeyi bilmiyorsun. Ya sen kilo mu aldın? Ya sen biraz kilosun biraz kilo ver. İnsana kendini kötü hissettirme. En tehlikeli manipülasyon türü. Bakın bunlar olduğunda seni ilgilendirmez ben böyleyim deyip olup direkt oradan sıyrılabilirsiniz. Yapmanız gerekiyor. Veya bir diğer manipülasyon bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kusur olduğunu bildiğim bir şeyi karşı tarafın met etmesi. Bak ne demek. Mesela biliyorsun işte kulağın örnek veriyorum kusur değil her insan farklı. Kulağından rahatsızsın kulağın çok böyle kepçe gibi duruyor tamam mı? Gelir der ki ya ilk daha yeni tanıştın sevgi aşk olduktan sonra değil ha yeni tanıştığın zamanlar. Ya ben senin kulağın kepçenine bayılıyorum çok güzel çok tatlı. Sen yelkenleri indirirsin onun yanında kusurlarını göstermeye başlarsın bak psikolojik bir taktik bunlar. Sadece görmeni istiyorum. Çok güzel, çok güzel bir manipülasyon taktiği var. Ani öfke patlamaları. Sık sık bir şey olur. 3-4 günde bir öfke patlaması yaşayarak karşı tarafı korkutur. Karşı tarafı sindirir. Çok tehlikeli bir davranış. Karşı taraf pısmaya başlar. Artık söyleyeceklerini dile getirmemeye başlar. Onu o noktaya getirmemek için elinden geleni yapar. Son maddem eleştirir zaten sürekli eleştirir manipülatörlerin en büyük yaptığı şey bunu narsistler de daha çok yapıyor ve ölmez sevdiğini söylemez iltifat etmez güzel sözler söylemez hiçbir şey yapmaz sen onun gözüne girmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsundur ama bu özellikle manipülasyon işine girerek bunlara yemez ve sana her zaman kendini daha çok kötü hissettirir. Böyle birinden bence direkt uzaklaş direkt ayrıl, hayatını zindan edersin. O kadar net söylüyorum. Ha? Senin hayatın, senin yapmak istediklerin, senin başarmak istediklerin, senin ilişkin. Dersin ki bana, asil ben mutluyum ya sana ne? Ben manipülasyon uğramaktan, kurban rolü oynamaktan, onun için kendimi feda etmekten çok mutluyum diyorsan sen bilirsin. Hayat senin. Ben bunları senin İyiliğin için çekiyorum. Bak karşılıksız, beklentisiz, hiçbir şey beklemeden bu tarz insanlar çok her yerde etrafımızı sarmışlar. Bunları bil. Bunları bil ki bunlardan korun. Çünkü bu tarz insanlar gün geçtikçe kanını emer. Kanını emer. Kendine gelemezsin, kendini toparlayamazsın, hayatın mahvolur. Ne kadar erken fark edersen o kadar iyi olur senin için. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok önemsiyorum. Ben sana çok değer veriyorum biliyor musun? Bak, buradan oraya bilmiyorum o samimiyetim, o sevgim geçiyor mu? İnan bilmiyorum. İnan böyle kendimi kasmıyorum. İnan böyle takmıyorum. Hiç kimsenin düşünce sonunda değil. Sadece seni düşünüyorum. Bu videonun karşısındaki izleyen bir çift göze çok önem veriyorum. Bir kere geldiğimiz bu hayatı bütün saçma sapan insanlarla harcamayalım. Harcamayacağız. Anlatabiliyor muyum? Çok önemlisin. Olduğun gibi çok güzelsin. Çok değerlisin. Kendine çok güzel bak. Seni ruhumdan kalbinden öpüyorum. Çok özensin sen. Başka videolarımda görüşeceğiz. Hoşçakal.